akşamlar sevgili izleyiciler. Bir yeni günde Her An Kur'an programında yine sizlerle birlikteyiz. Yine bizleri evlerinize konuk ettiğiniz için sizlere sonsuz teşekkürlerimizi arz ederek bugünkü programımıza başlamak istiyoruz efendim. Bugün yine Her An Kur'an programı dedim. Yine Kur'an-ı Kerim'den ayet-i kerimelerle cevapların verileceği son derece aslında önemli bir konuyu gündeme alacağız. Kur'an-ı Kerim'den ayet-i kerimeleriyle cevaplar veren Sayın Doktor Abdülcabbar Boran hocamız bugün de hem sizler hem de bizlerle birlikte. Sayın hocam hoş geldiniz. Hocam. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Siz de iyisiniz inşallah. Biz de iyiyiz hamdolsun. Hoşçakalın. Olsun. Yine önemli bir kavram var bu akşam. Sizinle aslında konuşmayı istediğimiz bu konuda Kur'an-ı Kerim'den açıklamaları sizden dilediğimiz zikir konusu. Evet. Zikir konusu, zikir konusu. Peki hemen programımızın başındayken acaba bize açıklar mısınız? Zikir nedir? Dindeki yeri neresidir? Allah razı olsun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah-u Teala böyle bir imkanı bizlere bahşettiği için ona sonsuz hamd ve şükür ederek inşallah sözlerime başlamak istiyorum. Kur'an-ı Kerim'deki manasıyla zikir, Allah isminin ard arda tekrar edilmesidir. Ve zikir, Kur'an-ı Kerim'i yaşamanın olması olmaz yegane şartıdır. Hidayet dinin omurgasıdır. Ama zikirsiz bir hidayetin yaşanması söz konusu değil. Öyleyse dini yaşama adınlaya kadar zikre bağlıdır. Çünkü Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz'in 14 asil evvelinden diş düşmanlarla yaptığı bir savaştan döndüğünde sahabesiyle yaptığı bir sohbette buyuruyor ki küçük cihattan biz döndük, büyük cihada başlıyoruz. Sahabe soruyor, ya Resulullah, dış düşmanlarla yapılan bu savaştan daha büyük savaş var mıdır? Evet diyor. Bir insanın kendi nefsiyle yaptığı savaş en büyüktür. İşte içimizdeki nefs, en büyük düşmanımız olan nefsimize karşı yaptığımız savaş, silahı zikirdir. Nasıl dış düşmanlarla yapılan savaşın silahı zahirdeki tabancadır, tüfektir vesaire vesairedir. Bizim kendi nefsimizde yaptığımız savaşın silahı zikirdir. Ve zikir en büyük ibadettir. Dinin olmazsa olmazıdır. Evet, kesinlikle. Çünkü dini yaşamak nefsimize karşı cihad-ı ekberi kazanmaktır. Zikirsiz bir nefs tezkiyesi, zikirsiz bir nefs tasfiyesi hiç kimse için mümkün değil. Peki hocam, yani toplum içerisinde zikirden hani hiç bahsedilmeyişinin sebepleri neler? Hani namaz çok ön plana çıkmış vaziyette ama zikir hiç namaz kadar bahsedilen ibadet değil. Çok güzel ifade ettin. Sual yerinde ve çok çok da güzel bir sual. Çünkü zikir vasıta emirlerden bir tanesidir. Ama bizi bu vasıta emire götürecek olan hedef emirleri iblis din tatbikatından çıkartmış. Bunların başında hidayet geliyor. Hidayet günümüz din tatbikatında yok. Allah'a ulaşmayı dilemek. O olmadığı için otomatikman zikir devreden çıkmış. O yoksa zikir yoktur. Nereden biliyorsunuz belki diyeceksin. Hemen cevabını Kur'an-ı Kerim'den verelim. Allah-u Teala Zümer Suresi'nin 22. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. اَفَمَنْ شَرَ اللّٰهُ سَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ وَهَوْا عَلَى نُورٌ مِنْ رَبِّهِ Allah-u Teala'nın göğsünü şer ettiği kişi bir nur üzeridir. Ama ayetin devamı şöyle. وَيْلٌ لِلْقَاسِتِينَ فِي قُلُوبٍ مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ Veyl o kimselere ki zikirle kalpleri katılaşıyor. Kim bu? Hem zikredecek
hem kalpleri katılaşacak olan kişi kim? Ulâke fî delâl-i mubîn. Onlar ki delalettedirler. Öyleyse hidayet yoksa zikir de yoktur. Hidayet varsa zikir vardır. Şimdi bu Zümer 22 ile Enam 125'i karşılaştırırsak, bir tabloyla hemen karşılaştırırız, sonuca ulaşırız. Allah-u Teala Enam 125'te diyor ki, اَفَمَنْ يُرُدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْتِيَهُ يَشَسَدُرُ الْاِسْلَامِ Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse, onun göğsünü şer eder, tesmire açar. Şimdi burası çok önemli. Kimi kendisine ulaştırmayı dilerse. Allah'a ulaşmayı dilemek hidayet. اَفَمَنْ يُرُدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse, hidayetini dilerse, onun göğsünü şer ediyor. وَمَنْ يُرِدْ اَنْ يُرِدْ لَوْ يَسْعَلُ اِسْتَوْ دَيْقٌ كَارِجًا كَنَمَا يَسْعَلُ فِي سَمَا Kimin de dalalette kalmasını dilerse, onun göğsünü darlaştırır, sanki göğe yükseliyormuşçasına o bir darlık geçirir. Şimdi demek ki Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyeni kendisine ulaştırıyor, hidayeti dileyeni kendisine ulaştırıyor. Ama dilemeyeni de delalette bırakıyor. Delalette kalan bir insan sürekli daralıyor. Zikir yapsa da zikir onun kalbine bir şey ulaştırmıyor. Öbüründe ise hidayeti dilediği kişi zikretmeye başladığı an kalbi nurlanıyor. Öyleyse neden bugünkü din tatbikatında zikir yok? Çünkü bugünkü din tatbikatında hidayet yok. Sadece İslam'ın 5 şartı var. Vasıta emirler var. Sevmu selat, haccu zekat ve kelime-i şehadet. Bu söylediklerim içerisinde sevm, oruç demektir. Selat, namaz demektir. Hac biliyoruz, zekat da biliyoruz. Yani oruç, namaz, hac, zekat ve kelime-i şehadetin içerisinde hidayet yok. Hidayet yoksa tabii doğal olarak hidayetçi de yok. Hidayet yoksa zikir yok, zikir yoksa hidayetçi yok. İşte bugünkü din tatbikatında zikrin olmamasının temel sebebi bu inşallah. Peki, buradan görüyoruz ki zikir çok ama çok önemli bir öneme sahip. Olmazsa olmaz dinin yegane şartı. Yegane şartı. Zikrin tekrar ihya edilmesi, din içerisinde tekrar ihya edilmesi nasıl bir yaklaşımla olabilecek bir durum? Hidayetle. Hidayetle. Evet. Yani hidayet olmadan zikir olmayacak. Biraz asla. Gibi. Asla. Bakın hemen neden zikrin ne ifade ettiğini hemen göreceğiz. Evliya Sultan Peygamber Efendimiz buyuruyor ki La tecdemi ümmeti an delaleti. Benim ümmetim delalet üzere birleşmez. O zaman birleşmenin adresi nedir? Hidayettir. Mefhum muhalifinden hareket ettiğimiz zaman delaletin zıttı olan kavram hidayettir. Eğer delalet üzere birleşmezse birleşmenin adresi ne oluyor? Çıkıyor ortaya. Hidayet çıkıyor. Evet. Şimdi demek ki cem olmanın, cemaatte yer almanın adresi, daha doğrusu olması olma şartı hidayet. Şimdi bakın Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz devam ediyor. Cemaat rahmettir, tefrika azaptır. Cem olmak için mutlaka hidayet lazım. Ama cem olmak demek de rahmettir. Rahmeti bize ulaştıran nedir? Zikirdir. Diğeri ise tefrikaya götürür. Tefrika da azaptır. Evet. O zaman tefrika azapsa delalet azaba ulaştırıyor. Ve doğal olarak kişi eğer zikir yapmasa sürekli mutsuzdur, huzursuzdur, azaptadır. Açıkça. Allah Teala'nın muradına bizi mutsuz ve huzursuz kılan nefsimizin afetleridir. Ve bu afetleri kalpten temizlemenin olmasa olmaz vasıtası zikirdir. Yani tabir caizse bugün insanlar ne kadar mutlu olmak istiyorlarsa o kadar zikretmeliler. Zikir yoksa mutluluk yok.
Zikir yoksa huzur yok. Nitekim bugünkü din tatbikatında da zaten bunu anlıyoruz, görüyoruz. Mesela her halükarda Kur'an-ı Kerim'de Ankebut Suresi'nin 45. ayet-i kerimesinde ifade edildiği gibi Allah-u Teala utlu ma huye ileyke minel kitabı. Sana vahyettiğimiz Kur'an-ı Kerim ayetlerini tilavet et, oku. Ve akimus selate namaz kıl. İnne selate fehenne an fahşai ve münker. Şükür namaz insanı kötülükten fuhşiyattan men eder. Ama ve lezikrullah lekber. Allah'ın zikri en büyüktür. Bu açıdan zikir en büyük ibadettir. Ayet-i Kerime'de üç tane zikir mukayese edilmiş. Kur'an'ın tilaveti bir zikirdir. Namaz kılmak da bir zikirdir. Allah'ın ismi tekrar da bir zikirdir. Ama bu üç zikir birbirinden farklı fonksiyonlara havidir. En büyük, bu üç zikirden en büyük olan hangisi? Allah isminin katte tekrarıdır. Kur'an-ı Kerim ayetlerinin zikir olmasını neye bağlayabiliriz? Her ayet-i kerime arkasında Allah isminin tekrarı söz konusu. Dolayısıyla o ayetler okunduğu zaman otomatikman kişi zikretmiş oluyor. Şimdi hemen bir sorun var. Tam açıklamanıza binaen. Şimdi bir din insanımız şöyle demiş. Öyle papağan gibi Allah'ın ismini tekrar etmek yoktur. Bunlar gereksiz şeyler gibi açıklamalarda bulunmuş. Sonra da demiş ki yapılması gereken İslam'ın biraz evvel saymıştınız ya 5 tane şartını yaşamak ve aşırıya kaçmamak. Yoksa kişinin kafayı bile yiyebileceğini söylemiş bu kişi. O zaman şimdi insanların Allah'ın ismini tekrar etmeleriyle, yani zikir yapmalarıyla insanlar akıllarına mukayyet olamazlar diye biz de size soruyoruz. Aslında zikir yapmadıkları takdirde akıllarına mukayyet olamazlar. Bir söz var. Nasıl izah edeyim onu inşallah düşünüyorum. Kişinin ilmi yoksa kesinlikle aklı da yoktur. Amelsiz ilim deliliktir. İlimsiz amel de hiçliktir. Öyleyse kişinin eğer ilmi var da ameli yoksa o aslında akletmeyen birisidir. Ama amelsiz ilim de ilimsiz amel de hiçliktir. Bu muhtevadan baktığımız zaman ilmi yaşayabilmemiz için mutlak surette zikrin devreye girmesi lazım. Şimdi İslam'ın 5 şartında amel var. Vasıta ameller söz konusu. Ama ilim yok. İlimsiz amel hiçlik. Nitekim Kur'an'a bakıyoruz. Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde Allah ulaike lezine keferu bi ayati rabbihim vel liqa'i habitat amaluhum. Onlar ki Allah'a ulaşmayı inkar ettiler, amelleri boşa gitti. Allah'a ulaşma hidayettir. Yani onlar ki hidayeti inkar ettiler. Hidayet yoksa o zaman ne oluyor? Hidayet yoksa amel boşa gidiyor. Yani ilimsiz amel hiçlik, boşa çıkıyor. Ama amelsiz ilim de delilik. O da kişi işte buradaki vasıta emelleri yerine getiriyor ama ilmi yok. O zaman ilmi yoksa o kişi ne yazık ki akletmeyen birisidir. Halbuki zikrin ve vasıta emirlerin yer aldığı muhteva İslam'ı bir bütün olarak bize ifade ediyor. İslam'ın 5 şartı var tabi. Ama İslam'ın 5 şartına ilaveten Allah'a ulaşmayı dilemek,
olması lazım. Ve mutlaka hidayetçiye tabiyet olması lazım. Yani hem hidayet hem hidayetçi olmalı. Hidayet ve hidayetçi olmadığı takdirde vasıta emirlerin yerine getirilmesi boşa gider. Hidayet ve de hidayetçi. Yani Allah'a ulaşmayı dilemek ve de tabiyet. Bu olmadığı takdirde hiçbir zaman kişinin hedefine ulaşması söz konusu değil. Öyle insanlar vardır ki derler, ben zaten inanıyorum, bu yeterdir. Amel yerine getirmiyor ve ben Allah'ı seviyorum, ben şuyum, ben buyum. İşte az evvel söylediğimiz gibi kişinin ameli yoksa bu aslında akletmeyen birisidir. Ama ilmi var, onunla amel etmiyor, o da kesinlikle doğru değil. Yani her ikisinin mutlaka beraber olması lazım. Dengenin korunabilmesi için Allah'a ulaşmayı dilemek ve de tabiyet. Bu iki esas faktör yoksa dinin temeli budur. Temelsiz bir bina yükseltmek hiç kimse için mümkün değil. O zaman çok kişi zikrederse veya bir kişi çok zikrederse aklını yitirir olayı, aksine zikretmeyen kişinin zaten aklı yok demektir. O sonuca ulaşıyoruz. Evet. Akledebilmek için mutlaka zikir lazım. Zikretmediğiniz takdirde akletmek mümkün değil. Bunu nereden anlıyoruz? Allah Teala Haç suresinin 46. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki efendim yesiru filardi, onlar yeryüzünü dolaşmadılar mı? Hem tekune lehum kulubun yakuluna biha, kalpleri olurdu onunla aklederlerdi. Öyleyse eğer kalple akledilebiliyorsa ve zikrin mahallede kalpse, o zaman zikretmeyen kişi aslında akletmeyen insandır. Evet, inşallah durum bu minval üzere. İnşallah. Bir de ben şimdi zikirden bahsetmişken zikrin şekillerinden veya çeşitlerinden özellikle sormak istiyorum size. Çünkü hakikaten bir anda cehri diye tabir edeceğimiz sesli zikir yapanlar var. Buna benzeyen şekiller var. Biraz zikrin çeşitlerinden bahseder misiniz? Allah-u Teala iki çeşit zikri de Kur'an-ı Kerim'e koymuş. İki çeşit zikrin de rağbet, yani dominant olarak kullandığı yerler vardır. Hafi zikir ve cehri zikir. Evet. Hafi zikir, Allah isminin iç sesimizle tekrarı demektir. Hafi zikrin bir sadece dili kıpırdatırsınız ama sessiz bir şekilde, bu yine hafi zikirdir. İç sesinizle Allah ismini tekrar ederseniz yine hafif zikirdir. Ama ne zaman Allah ismini sesli olarak tekrar ederseniz bu cehri zikirdir. Örneğin hac farizasını yerine getirirken yapılan zikirler hepsi cehri zikir hüviyetindedir. Herkes bilir, hacca gidenler veya kişi savaştadır. Allah Allah sesleriyle, Allah zikriyle ne yapıyor? Hücuma geçiyor. Evet. Yine burada cehri zikir söz konusu. Ama savaşta düşmana hücum ederken kullanılan cehri zikir, Allah Allah isminin tekrarı sesli olarak veya hac farizasını yerine getirirken yapılan cehri zikir, evinizde otururken yapamıyorsunuz. Evde otururken sessiz tarzda. Evet. Tek başınızasınız. O zaman tek başınıza olduğunuza göre en kıymetli olan zikir nedir? Hafi zikirdir.
yani sessiz sessiz de yapılan olan zikirdir. Dikkat ederseniz cehri zikrin 24 saat zaman dilimisinde yapılabilmesi mümkün değildir. Ama hafi zikir 24 saat Allah-u Teala farz kılmıştır. Hafi zikri. Evet. Allah-u Teala Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde وَذْكُرْ اِسْمِ رَبِّكَ فَتَبَتِّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيلًا Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Bu ayet-i kerimede ki olan zikir 3 saatlik bir zamana tekabül ediyor. Bu 3 saatlik zikirle ruhumuz Allah'a teslim olur. Yani ruhumuzun Allah'a teslimi için mutlak surette bu 3 saatlik zikri yerine getirmemiz lazım. Ama fizik vücudumuzun Allah'a teslimi 3 saatlik zikirle değil, bu zikri 6 kat daha artırmamız lazım. Yani 6 kere 3, 18 fizik vücudun teslimi 18 saat zikri gerektiriyor. 18 saat. Evet, 18 saat zikir. Bunun manası ne? Bunun manası 24 saatlik zaman dilimi içerisinde eğer 6 saati uykuyla düşünürseniz o zaman geri kalan yatağınızdan uyanır uyanmaz tekrar yatağa dönünceye kadarki olan her saniyeyi sizin zikir yapmanız lazım. E o zaman diyeceksin ki madem ki ben bunları zikir yapacağım o zaman hiç mi çalışmayacağım? Hiç başka bir şey yapmayacak mıyım? Evet, yine yapacaksın. Burada Allah-u Teala'nın muradı uyanır uyanmaz tekrar yatağa dönünceye kadar Allah-u Teala zikretmeni istiyorsa dünyadaki her aktiviteyi zikirle yapmanı istiyor. Su içerken zikirle, çift sürerken zikirle, televizyon seyrederken zikirle, mutfakta yemek pişirirken zikirle, kısacası her şeyi zikirle yapmanız lazım. O zaman buradaki her şeyi zikirle yaptığınız zaman bu zikir cehri zikir olabilir mi? İmkan dahilinde değil. Her an, her saniye Allah 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 diye. Evet, cehri zikire imkan yok. Şartlar müsait değil ama her saniye, her an istesinizde ne yapabilirsiniz bunları yaparken zikredebilirsiniz. Mesela yemek, mutfakta hanım yemek pişiriyor, iç sesiyle zikrederek her türlü işi yapabiliyor. Otobüse biniyorsunuz, içinizden zikrederek yapabilirsiniz. Ne yaparsanız hafi zikirle bunu gerçekleştirebilirsiniz. Allah-u Teala'nın bizden de istediği bu. Öyleyse fizik vücut teslimi için 18 saat zikir. Yani nefsin teslimi ise nefsin teslimi daimi zikir. Allah-u Teala Misal suresinin 3. ayet-i kerimesinde فَاِذَا خَدَيْتُمُ السَّلَاةَ فَاسْكُونَ اللّٰهَ قِيَامًا قُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ Namazı kılıp bitirdikten sonra otururken, ayaktayken, yan üstü yatarken hep Allah'a zikredin. Niçin namazı kılıp bitirdikten sonra? Çünkü zaten namaz bir zikirdir. Öyleyse daimi olarak Allah-u Teala zikretmemizi emrediyor. Daimi zikir. İşte nefsin Allah'a teslimi daimi zikirle mümkündür. O zaman böyle Allah ismi, Allah Allah isminin tekrarı papağan gibi olmaz diyenler zikretmeyenlerdir. Gayet açık. Zikretmeyenlerse ruhlarını, fizik vücutlarını, nefsini Allah'a teslim etmeyenlerdir. Bu teslimleri yapmayanlar teslim dinini yaşamayanlardır. Yani, hatta şimdi siz daimi zikirden bahsettiniz ama bugünkü dini yapan içerisinde zikir yok. Yani bırakın şimdi daimi zikri bir köşeye. Evet. Bugünkü dini yaptın zaten zikir denen ibadet maalesef yok. Evet. Hakikaten dinin içerisinde ne kadar önemli bir yer tuttuğu buradan belli. Şimdi Nebiye Sultan-ı Peygamber Efendimiz'in sözlerine baktığımız an o kadar zikirle ilgili güzellikler var ki buyuruyor ki fasıklardan olmak istemiyorsanız Allah'a çok zikredin. Bu bir. Daimi zikir için şeytanın kapısını zikirle kilitleyiniz. Bu iki. Zikretmek şifadır. Zikirsizlik ise hastalıktır. Zikretmek diriliktir. Zikretmemek ise ölüme teşbihtir. Öyleyse zikretmeyenler aslında kimlerdir? Ölü olan insanlardır. Bakın bir tane de bende hadis-i şerif var. Evet. Yani notlarım arasına almışım. Evet. Bunu aynı zamanda biraz açmanızı isteyeceğim hadis-i şerifi. Evet. Peygamber Efendimiz demiş ki, buyurmuş ki, Allah'ı zikretmek sizin için altın ve gümüş vermekten,
düşmanı öldürmekten, bütün amellerden daha faydalı ve derecenizi daha yükselticidir buyurmuş. Açıklar mısınız bu hadis-i şerifimize? Allah Teala bize teslim yerini farz kılmış. İslam Allah'a teslim olmaktır. Neyin teslimi? Elbette Allah'ın emrettiği şeylerin teslimi. Allah Teala ne istiyor? Bize ruhu üfürmüş, Allah'a teslim olmamızı istiyor. Fizik vücudu vermiş, Allah'a teslim etmemizi istiyor. Nefsi vermiş, Allah'a teslim etmemizi istiyor. İradeyi teslim, Allah'a teslim etmemizi istiyor. Bütün bunlara baktığımız zaman teslimi yapabilmemiz için mutlak surette zikri yapmamız lazım. Şimdi Allah Teala şöyle buyuruyor. Hicret suresinin 15. ayet kelimesinde ennemel mu'minellezine, müminler o kimselerdir ki ellezine amenu billahi ve resulü, onlar Allah ve Resulüne iman ettiler, sonra lem yertabu, sonra asla şüpheye düşmediler. Ve cahidu bi emvalihim ve enfusihim fi sebilillah. Onlar ki mallarıyla ve nefsleriyle cihad ettiler. Ulaike misadikun, işte onlar sadıklardır. Şimdi mal ve cihad sizin hadiste zikrettiğiniz gibi nedir? Altın ve gümüş, alayın altın gümüş vermekten daha hayırlıdır zikir. Demek ki bir malla cihad vardır. Malla cihad için ne yapmanız lazım? İşte zekatınızı vermeniz lazım, birinizi vermeniz lazım. Yani İslam'da geçer akça olan altın gümüşü Allah yolunda sarf etmeniz lazım. İkinci ibadet ne? Nefsinizle yapmanız lazım. Bu da Allah yolunda savaştır, kıtaldır. Ondan da daha eftal ediyor. Yani altın gümüşten, Allah yolunda öldürmekten ve ölümden daha hayırlı olan nedir? O zikirdir. Nefs tesliğini, nefs tezkiyesi ve tasfiyesi zikirsiz asla gerçekleşemez. Evet, zikirsiz asla asla gerçekleşemez. İşte bu sebeple zikir en büyük ibadettir. Yetmez. Ne yaparsanız yapın, 24 saat bu bahsettiğimiz muhtevada çalışma yapamazsınız. Ben Allah-u Teala size kazancınızın bütününü harcayın demiyor. İhtiyaçtan fazlasını verin diyor. Bu açıdan bakıldığı zaman yine mal ile cihadın zikre mukayese edildiği zaman daha alt seviyede yer aldığını. Öbür yandan Allah yolunda olan kital de yine belli zamanlarda gerçekleşir. Ama zikir daimidir. Daimi yapılabilen tek ibadet o zikirdir. Ve onun için Allah dostlarını birisi gelmiş, Abdülhali Güclemani Hazretleri'ne demiş ki, senin dünya çalışman da ibadettir, birisi ona söylemiş. Hayır demiş, zikirle yapılabilen dünya çalışması ibadettir. Zikri yapmadığın takdirde o dünya çalışması ibadet değildir. İşte bütün mesele bunun farkına varmak, onu idrak edebilmektir. Bunu idrak ettiğimiz an gerçekten asıl hedefimize ulaşırız. Evliya Sultan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin en yakınlarına öğrettiği bu zikirdir. Hazreti Ebubekir'e hafiz zikri, Hazreti Ali'ye cehli zikri öğreten odur. Ve bugünkü tarikatlar o silsile-i meratiple cehli zikri yapanlar Hazreti Ali'ye dayanan kişilerdir. Hafiz zikri yapanlar da Hazreti Ebubekir'den bunu alan insanlardır. Her ikisi de Evliya Sultan'ın Peygamber'imize yakın olanlar ve bakıyoruz birbirinin can düşmanı olan bu Arap Bedeviler birbirleri için kendilerini feda edecek seviyeye ulaştılar. Neyle? Bu zikirle. Hepsi daimi zikre ulaştı.
İşte Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesine baktığımız zaman وَالَّذ۪ينَ يَسْتَمِنَا الْقَوْلَ وَيَتَبُنَا الْاَحْسَنَا اُولَٰكَ اَدَامُ اللّٰهِ وَاُولَٰكَ مِنْ الْاَلْبَابِ Onlar ki sözü dinlerler ve en güzeline tabi olurlar. İşte onlar hidayete erdiler ve onlar ul elbab oldular. Yani birbirinin canışmanı olan sahabe daimi zikirle ul elbab olmuş ve can dostu olmuşlar. Birbirleri için kendini feda edecek noktaya gelebilmişlerdir. Bu seviyeye ancak zikirle ulaşmak mümkün. Zikirsiz ulaşmak hiç kimse için mümkün değil. Mümkün değil. Hemen bir izleyicimizin sorusuna geçelim. Geçmeden evvel izleyicilerimize sorularını gönderebilmeleri gerekiyor. Veya bu konuda bize ulaşabileceklerini hatırlatmak istiyorum. Sevgili izleyiciler, herankuran.nfl.tv.tr adresinden, elektronik posta adresinden bizlere sorularınızı, zikir konusundaki görüşlerinizi ulaştırabilirsiniz. Bizler de sizlere ulaştırdığınız soru ve görüşlerle ilgili cevaplar vermeye devam edeceğiz. Şimdi izleyicimiz diyor ki, Allah'ını zikretmenin temel manasının Kur'an okumak olduğu ve ayrıca Kur'an'ı tahlil ve tetkik etmenin ve bu hususta yapılan tartışmaların da zikir olduğunu belirtiyor izleyicimiz. Bu konuda görüşlerinizi öğrenebilir miyiz? Allah razı olsun. Şimdi o sorduğum suali tek tek tekrar okumamızı istiyorum. Çünkü evet tekrar tek tek oku. Hemen söylüyorum. Allah'ı zikretmenin temel manasının Kur'an okumak olduğu. Şimdi Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de zikri ayrı kullanmış. Kur'an okumanın kıraat ve tilavet olduğu kavramını ayrı kullanmış. Başka devam et bakalım. Ayrıca Kur'an'ı tahlil ve tetkik etmenin ve bu hususta yapılan tartışmalarında. Bak şimdi. Kur'an-ı Kerim'i tahlil ve tetkik etmenin ve bu yok konuda yapılan tartışma bir kere dinde tartışma yok. kafadan kaybediyor. Eğer tahlil ve tetkik, yani Kur'an'da yine bunun karşılık olan tedebbür veya tefekkür, onlar da ayrı olarak zikredilmiş. Yani bu kavramı bu kişiler asıl olan bizim için hayati önemi haiz olan zikir kavramını başka kavramlarla örtmek suretiyle din tatbikatından çıkartmışlar. Allah-u Teala zikir diyor. Kardeşimin ifade ettiği gibi Kur'an-ı Kerim kıraatini diyor. İşte Nebiyye Sultanı Peygamber Efendimiz Allah-u Teala emrediyor. İlk inen ayetlerde Okra bi ismi rabbikellezi. Yani Allah'ın ismiyle oku. Okumak var. Ama bu okumanın zikirle yapılması lazım. Az evvel söyledim ya, normal olarak Allah-u Teala aslında fizik hücudunu Allah'a teslim eden kişiler için uyanır uyanmaz yataktan tekrar yatağa gelinceye kadar olan her saniye ne yapılması lazım, ne yapması lazım kişinin? Zikirle geçirmesi gerekir ki fizik vücut teslimini yapabilsin. İşte burada da Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'e ne diyor? Hıkra bismi rabbikellezi. Kur'an-ı Kerim okumak da uyandığın zaman yapılabilen bir aktiviteden bir tanesi. Ama o aktivitenin neyle yapılması lazım? Zikirle yapılması lazım. Namaz yine başka bir aktivite. Ama namazın zikirle yapılması lazım. Normal olarak. وَحَقِمُ السَّلَاةَ اِنَّ سَلَاةَ تَنْهَوْنَ عَنْ فَاشْرَيْهِ وَالْمُنْكَرِ Namaz kıl çünkü namaz insanı kötülükten, fuhşiyattan men eder. Burada da yani Allah-u Teala'nın yap dediği şeylerin hepsinin ayet-i kerimelerde mutlaka zikirle yerine getirilmesi gerektiğini beyan ediyorum. O halde zikirsiz bunları yapmak mümkün değil. Mutlaka zikrin devreye girmesi gerekiyor. Evet. Gelelim tefekkür veya tedebbüre. Eğer onlar olmasaydı bu kardeşimiz derdi ki tamam zikir bu demektir. Ama tefekkür de var, tedebbür de var. Her ikisi de ayrı ayrı kendine kullanılmış. Hem zikir var, hem tedebbür var, hem tefekkür var ise o zaman bunlar bu demektir, diğeri yoktur manası kesinlikle diğerlerin de asli manada kullanmadığının da ispatidir. Tedebbür vardır. Hatta başlangıç noktasında şöyle söyleyeyim. Tefekkür vardır. Tedebbür vardır.
ve tezekkür vardır, zikir vardır. Kademe kademe. Hangisi önce oluyor? Tefekkür. Tefekkür. Sonra? Yani, tedebbür. Tedebbür. Tedebbürün manası ne? Tefekkürün manası ne? Tedebbür, tedbir almaktan kaynaklanıyor. Allah'ın emrini anlamışsın ama o emri yapa geliyorsun. Yani yapmak durumundasın. Tedbir alıyorsun. Evet. Tezekkür ise bunun en üst boyutunu ifade ediyor. Allah Teala eğer bilmiyorsanız tefekkür eline sorun demiyor. Evet, enteresandır. Eğer bilmiyorsanız tedebbür eline sorun demiyor. Ama eğer bilmiyorsanız tezekkür eline sorun diyor. Yani zikir ehli olanlar. Evet. O zikir ehli olanlar da daimi zikre sahiplerinin söylediğiniz gibi. Değil evet. Mi? Allah Teala Ali İmran suresinin 190-191. Ayet-i kerimesinde لِعُلِي الْاَلْوَابِ اَلَّذ۪ينَ يَسْكُرُنَ اللّٰهَ قِيَامًا قُعُودًا وَعْلَى جُنُوبِهِمْ اُلِي الْاَلْوَابِ olan kullarım var ya, onlar otururken, ayaktayken, yansı yatarken hep Allah'ı zikrederler. Öyleyse burada açık bir ifade var. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun dediğine göre en üst seviyedeki ibadet kesinlikle budur, zikirdir. Ama din tatbikatından çıkmış. Peki kişinin zikir yapmayı sevebileceği, hani ibadetler arasına zikri de alacağı bir standarda kişi nasıl gelecek? Önce nasıl sevecek zikir yapmayı? Çok güzel. İşte dedim ya, bir insanın zikir yapabilmesi için ayet-i kerimede belirtildiği gibi hidayet de dilemesi lazım. Az evvel söylemiştik, zikir yapsa da belalette ise o zikir ona fayda vermez. Hani mutlaka hidayete girilmesi lazım ki evet. Ondan sonra olabilir olan bir şey zikir. Zaten hidayet varsa zikir vardır. Hidayet yoksa zikir yoktur. Bugünkü din tatbikatında olmayan hidayettir. Hidayet olmadığı için onunla birlikte zikir de yok olmuştur. Hidayet varsa zikrin olmaması mümkün değil. Neden? Çünkü hidayet varsa zikri sevdirecek olan Allah'tır. Bugün zaman zaman bazı kişiler diyorlar ki biz Allah'a ulaşmayı diledik, hidayeti diledik. Ben de hemen diyorum ki siz gerçekten kalben dileyip dilemediğinizi anlamak mı istiyor musunuz? Evet diyor. Gerçekten dileyip dilemediğinizi anlamak istiyorsunuz? Evet diyor. O zaman diyorum sen zikrediyor musun? Hayır diyor. O zaman diyorum ki dilememişsindir. Çünkü eğer gerçekten sen hidayeti dileseydin, hidayeti dilemen sebebiyle o kalbi zikri Allah sana sevdirecekti. Öyleyse Allah-u Teala'nın verdiği sözü yerine getirmemesi mümkün değil. Eğer sen hayır diyorsan, bu otomatikman senin Allah'a ulaşmayı dilemediğini ifade ediyor. Tıpkı burada o kadar çok güzel büyük bir güzellik var ki tarifi mümkün değil. Nebire Sultan'a Peygamber Efendimiz birisi kendisine gelmiş, midem hasta ya Resulullah ne yapayım? Bal tavsiye etmiş. Balı tavsiye ediyor, balı tatbik ediyor, yiyor fakat iyileşmiyor. İkinci kere yine ya Resulullah benim midem hasta, ne buyurursunuz? Bal tavsiye etmiş bakın. Yine reçete aynı. Üçüncü kere yine bal tavsiye etmiş ve şunu eklemiş. Allah yalan söylemez, senin miden yalan söylüyor demiştir. Eğer Allah diyorsa ki bana ulaşmayı dileyeni ben zikri sevdiririm diyorsa, o zaman kalbinden zikretmiyorsa otomatikman bu Allah'a ulaşmayı dilemediğini ifade ediyor. Yani Allah yalan söylemez, kişinin kendisi yalan söylüyor. Kişiye düşen Allah'a ulaşmayı dilemek. Evet, kişiye düşen kesinlikle Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı dilediği an ne yapıyor Allah Teala? Rahman esmasıyla tecelli ediyor ve Rahman esmasıyla Allah'ın tecelli ettiği bir insanın zikretmemesi mümkün değil. Rahman esması ile tecelli ettiği zaman o kişiye rahmetini göndermenin ispatını yapıyor. Yani Allah bir insana Rahman esması ile tecelli ediyorsa diyor ki tamam, bundan sonra ben sana rahmetimi göndereceğim. Zikir rahmeti almanın vasıtasıdır. Yani Allah Rahman esması ile tecelli ediyor. Manası Allah diyor ki ben sana rahmetimi artık göndereceğim diyor. Ve eğer kişi zikretmiyorsa, zikretmek o rahmeti almanın vasıtası. Zikretmiyorsa o zaman bu ne manaya geliyor? Aslında dilememiştir. Dilemediği için de Rahman esmasıyla tecelli etmiştir.
kendisini kandırıyor. O halde Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın zikretmemesi mümkün değil. Sevmemesi de mümkün. Sevmemesi de mümkün değil. Yapmaması da mümkün. Yapmaması da mümkün değil. Hepsi çıkıyor otomatik olarak. Evet. Çünkü diyorsunuz ki Allah'a ulaşmayı dileyen insana bunları Allah yaptırıyor, sevdiriyor. Allah'a ulaşmayı dileyen Allah Teala söz veriyor. Rahman esmasıyla tecelli edelim. Rahman esmasıyla tecelli etmesi demek Allah Teala'nın ben sana artık rahmetimi göndereceğim demesi demektir. Zikir de o rahmeti Allah'tan almanın vasıtasıdır. Eğer zikretmiyorsa manası Rahman esmasıyla Allah tecelli etmemiştir. Rahman esmasıyla tecelli etmemişse o kişi Allah'a ulaşmayı dilememiştir. Evet. Şimdi eski tasavvuf literatürüne bakıldığı zaman hani bugün ne kadar da aslında din içerisinde zikir olmasa da geçmişimizde zikrin yerinin çok ama çok büyük olduğunu görüyoruz. Birazcık şöyle bir Osmanlı geçmişine uzanan, biraz şöyle sahabe geçmişine uzanan zikrin ne kadar önemli bir yer tuttuğunu görecek. Mesela ben burada hep şu konuyu sormak istiyorum. Allah'ın velileri varmış ve geceleri uyumadan hep Allah'ı zikrederlermiş. Hatta uyumayalım diye buralarına kama veya kılıç veya buna benzer dayamalar yaparlarmış. Burada zikir yapmakta iradenin nasıl bir fonksiyonu var, nasıl bir önemi var kişinin çözdüğü iradesinin? Bunu biraz açıklar mısınız bize? Allah razı olsun. Zaten insanın hayatı kaza ve kaderle kaplanmış durumda. Yani insan hayatında ya kişi bir şey yapıyor iradesiyle kaza ediyor veya kendi iradesine dahil olmadan bir başka iradeyle oluşmuş kendisine tesir ediyor. O da kendisi için kaderdir. Yani hayatımız kaza ve kaderle kaplanmış ve kaim durumdadır. Kader bizim kendi irademizin dahil olmadan oluşan bize tesir eden olaylardır. Ama kaza kendi irademizle gerçekleştirilmiş fiillerdir. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de emrettiği her şeyi irademizle yapmakla mükellefiz. Allah beni zikredin diyor. O zaman iradenin devreye girmesi lazım. İrademizle isteyerek Allah'ı zikredeceğiz. İradesiz zikir var mı? İradesiz zikrin Kur'an'daki adı tesbihtir. Mesela bütün dışımızdaki her zerre Allah'ı zikrediyor. Elektronların hepsi Allah'ı zikrediyor. Ama elektronların iradeleri yok. İşte gayri iradi yapılan bu olay Kur'an'da tesbih olarak zikrediliyor, anılıyor. O halde zikir kendi serbest irademizde Allah isminin ard arda tekrarıdır. Ama tesbih gayri iradi olarak Allah isminin tekrarıdır. Evet, zikir gayri iradi olarak Allah isminin tekrarıdır. O halde zikir varsa irademize düşen vazifeyi yerine getirmiş oluyoruz. Allah Teala bizim irademizi kullanmamızı istiyor. İrade kutsaldır, kutsal iradeye karışmadığı gibi kimsenin karışmasını istemiyor. İşte iradenin kullanılması zikirdir. Eğer kişi zikretmiyorsa otomatikmen iradesini kullanmıyor. Mesela Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de insanları hayvanlarla mukayese ediyor. Arap Suresi'nin 179. ayet-i kerimesinde لَقَدْ زَرَانَا لِجَهَنَّمَا كَسِلًا مِنَ الْجِنِّ وَالْنِسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقُونَ بِهَا لَهُمْ عَيُونَ لَا يَفْسُونَ بِهَا لَهُمْ عَزَانَ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا اُلَاكِ كَرَانْ هَامِ وَلَا دَلُوا. Şimdi burada özellikle ve özellikle hayvanlarda olmayan ama insanda olan ne var? Hayvanlarda Allah'ın zatından üfürülen ruh yok. Ama insanda var. Hayvanlarda bize verilen serbest irade yok ama bize var. İşte Allah Teala diyor ki hayvanlarda olmayan o ruhu, hayvanlarda olmayan o iradeyle Allah'a ulaşmayı dilettirmesen senin onlardan farkın yok diyor. O zaman bugün zikrin yer almadığı bir din tatbikatı hiç kimseye fayda verebilir mi? İmkansız. Ruh Allah'ın zatından bize üfürmüştür ve Allah'ın en üst seviyede bize emanetidir. Ve bu emaneti Allah'a ulaştırmayı, yani sahibine ulaştırmayı, teslim etmeyi dilediğimiz an
otomatikmen Allah-u Teala zikri bize sevdiriyor. Yani Allah-u Teala'nın birinci emri, o ruhun Allah'a ulaşmasına itaat edilmek temel emir, ücri emri. Aslında işin kilit noktası orası. Kilit noktası ücri emri, evet. Oraya itaat edenler, evet. Ondan sonra itaat ettiği zaman otomatikmen, evet, çok güzel, yani başlıyor. Bir nevi aküsü biten bir arabanın nasıl aküsünü şarj ediyorsanız, aynen bu da öyle bir şey. Aynen onun gibi. Ulaşmayı dilediğiniz an Allah-u Teala anında başlıyor. Peki bu zikri yapan kişi mutlu olmaya başlıyor mu bundan sonra? A'dan Z'ye kadar zaten dikkat ederseniz İslam huzurdur, mutluluktur. Allah insandan sadece mutlu olmalarını ister. Ve zikirsiz bir mutluluk hiç kimse için mümkün değil. Olsaydı olurdu. Bugün İslam tatbikatında insanların huzursuz ve mutsuz bir hayatı yaşamalarının arkasında zikir olmadığı için. Daha doğrusu hidayet olmadığı için. Hidayet otomatikman zikir de yok. Yani Allah-u Teala bize verdiği serbest irade. Bu serbest irade ile yapmamız lazım. Nedir o serbest irade? Birinci olarak ruhu sahibine teslim etmemiz lazım. Bunu dilediğimiz an Allah-u Teala bize zikri sevdiriyor. Fizik ucunu teslim etmeyi dilediğimiz an Allah-u Teala daha da sevdiriyor. Nefsi teslim etmeyi dilediğimiz an Allah-u Teala daha da sevdiriyor. Ama evvela o emirlere itaat söz konusu. Yani çıkışlar bile böyle basamak basamak. Elbette. Yukarıya gidiş, manevi yükseliş de tedrici olarak ne kadar çalışırsanız o kadar karşılığını alırsınız bir düzen içinde. Teslimlerin hiçbirisi zikirsiz olamaz. Bu cümleyi bir daha duyalım Sayın Hocam. Teslimlerin hiçbirisi zikirsiz olamaz. Ama bugünkü İslam tatbikatında zikir diye ibadet yok. O zaman teslimler de yok. O zaman İslam yok. O zaman İslam yok, evet. Ya bu kadar ya net aslında. Evet, bu kadar net. Onun için insanlar mutlu değil. Yani. Elbette. Kavgalılar, kaoslular. Bakarsanız o insanlar namaz kılıyorlar Sayın Hocam. Aynen. Şimdi yere de gidiyorlar. Kanlı bıçaklı cahiliye dönemini yaşayan Arap Bedeviler 23 senede Kur'an-ı Kerim'i yaşadılar. Neyle yaşadılar? Zikirle yaşadılar. Zikirle yaşadılar. Zikrettiler. Çok zikrettiler. Çok çok zikrettiler. Ve daimi zikre ulaştılar. Ve tesbihe ulaştılar. Bütün bunların hepsini sahabe gerçekleştirdi. Ama tabii bugünkü konuyu hep vurgulamakta ben aslında biraz yarar görüyorum. Toplumumuzda ciddi anlamda bir mutsuzluk hakim. Herkes birbirleriyle kavgalı ve şöyle bir araştırılırsa ne kadar dava var diye, bugün ülkemizde 80 milyona varan, 70-80 milyona varan dava dosyaları birikmiş vaziyette. Evet. Yani bir davada iki kişinin birbirleriyle davalı ve davacı olduğunu düşünürseniz rakamları ne kadar büyük noktalara çıktı aşağı. 86'lı yıllarda yapılan bir envanter araştırmasında 15 milyon dava dosyası vardı. Bugün tabii sayı da daha da artmış. Çok artmış. Evet, çok artmış sayı. Şimdi hukuk sisteminde her davada ortalama 3 kişi ele alırsanız 45 milyon insan davalı ve davacı durumda. Zaten geri kalanlar da çocuk ve yaşlı ihtiyarlar. Yani aklı başında olan herkes birbirine habire sopa sallıyor. Burada sormak lazım. Hani din eğer mutluluksa, hani Allah'ın dini mutluluğu verecekse, şimdi din yaşanıyorsa, o zaman bu insanların topyekun mutlu olması gerekmez mi? Elbette. Zaten yaşanmadığını aslında onlar da biliyor. Evet. Hani işler acısı bir durum hakikaten. Tabii. Allah-u Teala'nın dini o kadar mükemmel ki, mükemmelliğini anlatabilmek için lisan yetmiyor. Yani tarifi gayri mümkünsüz. Her şey o kadar güzel dizayn etmiş Kur'an-ı Kerim'de. Ve Kur'an-ı Kerim'e girdiğiniz an mutlu olmamanız mümkün değil. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetisi, bir saadet davetisi, bir saadet reçetesi ve bir saadet garantisi. Bir saadet reçetesi diyoruz. Demek ki mutluluğun da reçetesi var mı? Evet, o Kur'an. Ne demek istiyoruz? Bugün fizik beden hastalandığı zaman insanlar doktorlara gidiyorlar ve tedavi oluyorlar.
Bu tabii hasta olan fizik vücutsa, bu tedavi yapan doktorlarsa, ilaçlarda eczanede yer alıyor. Sadece insan fizik bedenden ibaret bir varlık değil ki, insanın bir de nefsi var. Nefsin de doğuştan hasta olduğunu biliyoruz. O zaman doğal olarak eğer biz o hasta olan nefsimizi tedavi edersek, kesinlikle fizik bedenin tedavisi bize sağlığı, sağlıklı bir vücudu. Ama nefsin tedavisi ise bize mutluluğu veriyor. Her zaman da birbirimiz için bir şey dediğimiz zaman sağlık ve mutluluklar dilerim diye. Evet. Yani mutlaka bir insanın güzel bir hayat yaşaması onun sağlıklı ve mutlu olmasına bağlı. Sağlıklı olabilir ama mutlu değilse bitiyor. Yani dolayısıyla Allah-u Teala her şeyi bir denge içerisinde insana vermiştir ve hakikaten hayran olmamak mümkün değil. Mutlu olmanın yolu mutlaka nefsimizi tedavi etmekten geçer. Herkeste bir nefs varsa, mesela şu anda bizi izlemekte olan ne kadar insan varsa, mutsuzlarsa bilsinler ki sadece ve sadece mutsuzlukları hasta olan nefslerinden kaynaklanıyor. O zaman hasta olan nefsten kaynaklanıyorsa, mutlu olmak istiyorlarsa yapacakları tek şey nefslerini tedavi edecekler. Bu kadar. Sayın tedavinin vasıtası zikirdir. Zikir. Bir izleyicimiz şöyle bir soru sormuş. Toplumda bu zikir konusuna, yani zikir yapmaya karşı ön yargılar var diyor. Bu ön yargıların kaldırılması ve bu yüzeyde ibadet şeklinin tekrar ihya edilmesi için neler yapılabilir diyor şu anda. Ben ne yapılabilir diyor. Bir kere Allah Teala herkes için mutluluk diliyorsa ve zikirsiz bir mutluluk söz konusu olmadığına göre her fert kesinlikle Allah'a ulaşmayı dileyecek. Çünkü o dilek yoksa zikir yapsa da bir şey olmaz. Tabii. Yani Allah'a ulaşmayı dileyecek ki Allah Rahman esmasıyla tecelli etsin. Rahman esmasıyla Allah tecelli ettiği zaman kişiye diyor ki artık ben sana rahmetimi göndereceğim. Allah beyanda bulunuyor. Rahman esmasıyla tecelli etmekle rahmetini bize göndereceğinin beyanı. Ama bizim de o beyanda bulunmasına rağmen bizim el uzatmamız lazım. İşte zikir o Allah'ın bize göndereceği rahmetin vasıtasıdır. Zarfıdır bir nevi. Yani Allah bize bir şey gönderecek ama bir zarf lazım. O zarf olmadan ulaştırmıyor diyelim. İşte o zikir onun zarfı. İşte biz zikretmeye başladığımız an Allah'ın rahmetini almaya başlıyoruz. Nitekim Bakara suresinin 156. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ اِذَا سَعْوَدِ مُسِيبَةٍ قَالُوا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَى رَاجِعُونَ اُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ سَلَوَاتٍ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٍ وَاُولَٰئِكَ الْمُقْتَدُونَ Onlara bir musibet isabet ettiği zaman derler ki biz Allah içiniz. Yani Allah'a ulaşmayı diliyorlar. O zaman Allah Teala bakın Allah'a ulaşmayı dileyen kişi üzerinde ne var? Selavat ve rahmet var diyor. Ulaike aleyhim selavatun min rabbihim ve rahmetin ve ulaike muhtedun. Ve hidayete erecek olanlar da onlardır. Hidayeti izlemiş ki rahmet ve selavat gelmiş. Evet. Hidayet yoksa rahmet ve selavat yok. Rahmet ve selavat yoksa hidayete ermek yok. Hep birbirleriyle ilintili. Tabii nurani rabıtalar zaten Kur'an ayetlerine baktığımız zaman net olarak o nurani rabıtaları kesinlikle görmek mümkündür. O nurani rabıtalar olmadan dini yaşamak mümkün değil. İnşallah ben bu rabıtalara herkesin ulaşması temennisiyle diyorum. İnşallah. Bir izleyicimizin bir sorusu var. Evet. Şöyle diyor, bir yere bağlanmış kendisi. İşte görevlerimi yapıyorum diye de not bırakmış. Bir hoca bana eşi olmayanın mürşidi olmaz dedi. Ben eşinden ayrıldım. İki çocuğum var. 14 yıldır ayrı yaşıyorum eşinden demiş. Bu konu beni çok rahatsız etti diyor. Acaba bu hocanın söyledikleri doğru mudur? Beni aydınlatır mısınız diyor izleyicimiz. Doğru değil. Eşi olmayanın mürşidi yoktur dediğin zaman Hazreti İsa Aleyhisselam evlenmedi. Bizim için en güzel örnek.
Ben Yusuf Hazretleri evlenmedi. Bizim için en güzel örnek. Daha yüzlerce örnek söyleyebilirim. Hı hı. Öyleyse eşi olmayan mürşidi yoktur olayı kesinlikle doğru değil. Buradaki eşten murat nedir? Kişi eğer Allah yoluna girmişse, Allah'a ulaşmayı dilediği an ve zikirleri yapıyorsa mutlaka ermiş evliya olur. Ermiş evliya olduktan sonra artık o kişi şunu idrak eder, başkaları için yaşamaktır. Başkaları için yaşamanın yanı başında insanın neyi gelir? Elbette eşi gelir. Çocukları gelir. Mesela bugünkü toplumsal hayatın en küçük birimi aileye baktığın zaman, ailede aile reisi çalışır, evine nafaka getirir, çocuklarına getirir vesaire. Yine herkes için çalışır ama en o herkesin içinde en kendisine yakın olan kimdir? Eşidir vesaire. Ama şu veya bu sebeplerle diyelim ki eşinden ayrı boşanmış durumdadır. Tamam olabilir. Bir gün Allah nasip eder tekrar bir ya eski eşiyle barışır veya yeni bir evlilik yapar. Ama eğer o imkan dahilinde değilse, zikrini yaptığı takdirde, ibadetlerini yaptığı takdirde Allah Teala'nın Kur'an'daki İslam'ını A'dan Z'ye kadar yaşar. Öyle illa kesinlikle eş olmalı, ondan sonra mürşide tabiyet. Hayır, böyle bir şey söz konusu değil. Gönlü kardeşimizin müsterih olsun. Allah'a ulaşmayı dilemek, tabiyetini, tövbesini de gerçekleştirmişse, bu kardeşimiz en üst seviyede Kur'an'ı, dini yaşamak istiyorsa, yapacağı tek şey gün be gün zikrini arttırmak. Zikrini arttırdığı gün günün birine belki eşiyle barıştır. Zikrini arttırdığı gün belki Allah-u Teala başka bir eş ona nasip kılar. Olay budur. Hı hı. Öyleyse zikir, zikir, zikir. Bugün eğer insanlar bakıyorlarsa bir Mevlana'dan bahsediyorsa, bir Yunus Emre'den bahsediyorsa, bir Allah dostundan bahsediyorsa buna odak noktasına zikir var. İşte hemen Yunus Emre'den Allah dostundan dile getirelim. Hamdü şükrü Allah ile, vasfı kulvallah ile, daimi zikrullah ile çağırayım Mevlam seni. Yunus'un müsafan. İşte bu daimi zikirdir. Daha nasıl söylensin? Yani, şimdi söylemiş, evet. Bu az evvel o üniversite profu her neyse kimse, böyle papağan gibi Allah Allah diye bir zikir yoktur diyen kişi, o mu Kur'an'daki İslam'ı yaşıyor yoksa Allah dostu Yunus Emre mi? Yunus Emre ki sadece kendi ülkemizde değil, bütün dünyada gönüllerde taht kurmuş olan bir Allah sevgilisi. Ben oraya değinecektim. Şimdi çok enteresan bir şeydir ki, bu tarz eleştirilerde bulunanlar çok agresif, karşı tarafa saygısız, böyle bir tutum içerisinde oluyorlar genelde. Ama böyle zikir yapan insanlar da aksine tam tersi daha mülayim, daha ağırbaşlı karşılıyorlar. Tabii ki böyle başa böyle tıraş yani. Hani hangisi Müslüman diye sorulduğu zaman aslında davranış biçimleri açısından da sonuç olarak da değil mi? Zikirle Kur'an ahlakıyla ahlaklanmak mümkün. Zikirsiz Kur'an ahlakıyla ahlaklanmak hiç kimse için mümkün değil. Gayet açık bakın, ben söyleyeyim. Az evvel söylediğim gibi zikir yapan insanlar halim selim olan kişilerdir. Halim selim olan kişilere baktığımız zaman kimdir? Fizik vücudunu Allah'a teslim eden insanlardır. Öfkelerini yutanlardır. Öyleyse bakın, fizik vücut teslimindeki en bariz gösterge işaret, öfkesi yutmak. E ne yapıyor öfkesini yutabilmek için? 18 saat zikrediyor. Evet. Zikretmediği takdirde bu noktaya ulaşamıyor. Evet. Yani her şey ayan beyan. Öteki tarafta öteki kişi de diyor ki zikir yapmak öyle Allah'ın ismi papağan gibi tekrar etmek. Yani ne kadar kötü bir söz aslında. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala bunları kesin farz kılmış. Evet. Zikir farzdır, Müzzemmil 8, çok zikir farzdır. Azap 41, ya eyyühellezine amenü zkurullaha zikren kesire. Daimi zikir farzdır. Otururken, ayaktayken, yan üstü yatarken, yani yattığımız zaman uykudayken bile zikretmek gerekiyor. Ya uykudayken olur mu? Uykudayken hiçbir dünya çalışması yapmak mümkün değil. Ama Allah-u Teala ne diyordu? Ne yaparsanız yapın zikredin. Öyleyse insan hayatına baktığımız zaman üç esas fiil vardır. Ya insan ayaktadır, ya oturuyordur, ya yanüstü yatıyordur. Üç halin üçünde de Allah-u Teala zikretmemize emir buyuruyor. Yani fiiller var ama o fiilleri yapabilmenin arkasında zikir söz konusudur. Hocam programımızı bitirdik ama İzleyicimizin son sorusu var. Kısa bir cevap İnşallah. Onu alayım. Namaz şekilcilik değil midir diye sormuş.
Bu izleyicimize de cevap verelim. Şimdi eğer Ankebût suresinin 45. ayet-i kerimesinde Kur'an tilaveti bir zikir, namaz kılmak bir zikir ve Allah ismini tekrar bir zikir diyorsa, o zaman namaz bir zikirse çekicilik olabilir mi? O zaman Allah'ın imkansız dediğine muhalif olmak elbette oluyor o zaman. Asla. Yani zikir, namaz bir zikirdir. Taha suresinin 14. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala beni zikretmek için namaz kıl diyor. Beni zikretmek için namaz kıl diyor. Namazın da aslında amacı zikir. Tabii. Zikretmek. Zikretmek yani. Zikretmek. Nitekim hangi namaz Allah katında kıymetli? Huşu içinde kalan namaz. Zikirsiz bir huşu olur mu? İmkansız. قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ اَلَّذ۪ينَ فِي سَلَاتِمْ خَاشِعُونَ Müminler felaha ulaşanlardır, ama hangi müminler? Huşu sahibi olan müminler felaha ulaşanlardır. Namazlarında huşu içinde olanlar felaha ulaşanlardır. Yoksa huşu yoksa istediği kadar desin ben namaz kılıyorum hikaye. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Bu değerli açıklamalarınız için bu akşam da böylelikle zikir konusuna ele almış olduk. Bir başka programımızda tekrar farklı bir konuyla tekrar sizinle birlikte olmak ümidiyle. İnşallah. Allah razı olsun. Evet sevgili izleyiciler, her an Kur'an'ın bu akşamki bölümünün de sonuna geldik. Efendim hafta içi her gün saat 20'de ekranları başınızda sizleri bekliyoruz. Daha doğrusu biz sizleri konuk olmayı diliyoruz. Bizleri konuk ederseniz bizi ayrıca mutlu edersiniz efendim. Bir yeni programda tekrar birlikte olmak ümidiyle hoşçakalın diyorum. Her an Kur'an programına mail göndermek isteyen izleyicilerimiz için, sizler için mail adresimizi hatırlatarak veda etmek istiyorum. herankuran@mpl.tv.tr Bu elektronik posta adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Soru ve görüşlerinizi bizlere iletebilirsiniz. Yeni bir programda tekrar birlikte olmak ümidiyle kalın sağlıcakla efendim.